Merhaba arkadaşlar. Yeni bir SolidWorks eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere SolidWorks'te menü özelleştirmesinden bahsedeceğim. SolidWorks'te modelleme yaparken fark edeceksiniz ki tüm komutların bu komut yöneticisi içerisinde olmadığı ve sık sık kullanacağınız bu kişiye göre değişir. Sık kullanacağınız komutları buraya eklemek isteyeceksiniz veya bu komutlar arasında çeşitli düzenlemeler yapmak isteyeceksiniz. Yerlerini değiştireceksiniz, işte boyutunu vesaire, gruplandırmalar yapacaksınız. Bu videoda size bu nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Bu komut yöneticisine sağ tıkladığımız zaman bakın burada özelleştir var, customize. Buna tıkladıktan sonra karşımıza bir özelleştirme penceresi geliyor. Bu pencerede ben komutlar kısmına tıkladığım zaman karşıma bir sürü SolidWorks'ın içerisinde yer alan tüm komutlar vesaire görüyorsunuz. Buradan istersek bu şekilde sekmeler arasında geçiş yaparak istediğimiz komutu tutup atabiliriz veya direkt bakın burada arama da yapabilirsin. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu aramaya girdiğiniz zaman hangi sekme seçiliyse onun üzerinde arıyor. Yani ben örnek veriyorum burada bir arama yaparsam herhangi bir buton çıkmıyor. Çünkü bunun içerisinde böyle bir buton yok ama tüm dersem bakın bir sürü ile alakalı buton çıktı. Ben birleştirme komutunu eklemek istiyorum. Bu farklı gövdeleri birleştirmeye yarıyor. Yani birden fazla kesilmiş gövdemiz varsa bunları tek parça haline getiriyor. Bunu bu şekilde özelleştirmek istiyorum. Bakın bu komutu buradan tutuyorsunuz. Daha sonrasında istediğiniz yere bırakıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi istediğiniz yere bunu bırakabilirsiniz. Ben en sona bırakıyorum ve OK diyorum. Burada kalmış oluyor arkadaşlar. Bu kullanılabileceği zaman aktif olarak curves gibi işte geometri gibi vesaire görebilirsiniz. Şimdi tekrar girmek istiyorum. Bu sefer genel olarak bir düzenleme yapmak istiyorum. Komut yöneticisini düzenlemek istiyorsak eğer bakın bu komutları tutup istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Örneğin ben fillet'in sol tarafına taşımak istiyorum. Bu şekilde taşıyabiliyorsunuz. Veya bu şekilde altına da taşıyabilirsiniz. Fakat taşma yapacaktır. Sağ tarafa yeni bir bölüm açacak gördüğünüz gibi. Veya bunu ben alıp burada sol tarafa da atabilirim. Bu şekilde. İstersen bu komutun yazısının altında değil de sağında gösterebilirim. O şekilde yapmak istiyorsanız eğer bakın buradaki gibi istiyorsanız şu text below'u kaldırmanız gerekiyor. Bu sayede sağ tarafına bu yazı gelecektir. Komutun ismi. Veya ben bu text'in gözükmesini istemiyorsam eğer bunu kapatmanız gerekiyor, show text'teki tiki kaldırmanız gerekiyor. Bu sayede çok daha fazla ikonu bir araya komutu sığdırabilirsiniz. Ben bunu görmek istiyorum ve bunu altında istiyorum diyebilirsiniz veya istediğiniz benzer komutları bir araya toplayabilirsiniz. Bakın burada gruplandırmalar var. Örneğin burada işte kesme komutlarını bir grup içerisinde toplamışlar. Ben de burada örnek veriyorum gövde komutlarını toplayabilirim. O yüzden burada bir grup başlatmak istiyorum grup başlat dediğim zaman bakın buna tıkladığım zaman sol tarafta bir çizgi çekti ve burada bir grup başlamış oldu. Bunu kapatalım. Dilerseniz bakın burada bir ayrıştırma yapabiliriz. Şu küçük olan buna ben grup başlat dersem görmüş olduğunuz gibi buraya ayrı bir grup yaptı. Aynı şekilde buradaki oryantasyon araçlarında da değiştirme yapabiliyorsunuz. Yerleriyle oynayabilirsiniz veya burada olmayan herhangi bir şeyi ekleyebilirsiniz. Dik bakma komutunu ben buraya eklemiştim. Bakın şu şekilde göstereyim denemesini yapalım. Örneğin ismini hatırlamadığınız zaman burada sekmeler arasında tek tek bakabilirsiniz en yakın hangi alt başlıkta olabilir diye. Bu aramış olduğumuz komut burada arkadaşlar standart görünümlerin içerisinde bakın burada dik bakma komutu var. Ben bunu tutuyorum ve buraya atıyorum ve okey diyorum bu şekilde. Ayrıca isterseniz bu komut yöneticisini farklı yere de taşıyabiliyorsunuz veya işte sol veya sağ tarafa taşıyabilirsiniz. Taşımak için yapmanız gereken şey şu. Features kısmına tıklıyorsunuz, basılı tutuyorsunuz mouse'un sol tuşuyla daha sonrasında bakın sola veya sağ tarafa bırakıyorsunuz. Örneğin ben sol tarafa bırakacağım bu şekilde. Tekrar alıyorum bu sefer sağ tarafa bırakıyorum. Daha sonra tekrar alıyorum bu sefer eski yerine bırakıyorum. Bunu isterseniz kitleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine customize'a tıklıyorum. Burada komut yöneticisine kitleme var. Tik attıktan sonra artık bu buraya sabitlendi. İstediğim kadar çekersem çekeyim. Bu burada sabit kalacaktır. Oynamayacaktır. Bu video için anlatacaklarım bu kadar. Dilerseniz bir sonraki videoda görüşmek üzere.